Evet sevgili izleyiciler, 25 Mayıs 2021 Salı gününden herkese günaydınlar diyorum. Ege TV ekranlarından Bir Deniz Yeri programımızla siz Ege TV izleyicilerinin karşısındayız. Evet bugünkü konuğum yeni bir hareketin, başlayan yeni bir hareketin Aydın temsilcisi diyelim, Aydın İl Başkanı diyelim. Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Sayın Cavit Yenipazarlı. Sayın Yenipazarlı hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz, çalışıyoruz. Pandemi kuralları gereği programlarımızı böyle Skype üzerinden yürütüyoruz. İnşallah böyle yan yana geleceğimiz günlere diye programımıza başlıyoruz. İnşallah. Evet, Sayın Yenipazarlı, ben öncelikle yani sizi tanıyan tanıyordur, tanımayan izleyicilerimiz için de Cavit Yenipazarlı kimdir diye başlasam, siyasi geçmişinizi şöyle bir anlatsanız izleyicilerimize. Tabii ki. Ben 45 yıllık inşaat mühendisiyim. Nazilli'de çalışıyorum. Ama 50 yıldan beri de siyasetin içindeyim. Yani yarım asırlık, ömrümün üçte ikisini siyasetin içinde geçirmiş bir kişiyim. Tabii ki bu 50 yıllık siyasi hayatımızın son 30 yılı, yani ömrümüzün yarısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev yaptım. Nazilli'de de 3 kez üst üste belediye başkanı adayı oldum. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir taraftan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu bir taraftan, bunların olur da almadan sizin Aydın Çukuru'nda siyaseten herhangi bir yere gelmeniz mümkün değil. Çünkü parti içinde tüzük işlemez hale geldi. Demokrasi işlemez hale geldi. Artık ön seçimler ya da parti içi seçimler asla demokratik olmuyor. İki kişinin dudağının ağrısından çıkanlarla siyaset belirlenmiş oluyor. Tabii Tamamen bu sizin düşünceniz diyelim. Yani sizin öngörünüz diyelim. ki öyle. Tabii ki öyle. Yani bizim bir şey yaşadıklar, birçok arkadaşımız zaten bu işi yaşadı. Memleket Hareketi'nin, Memleket Partisi'nin, Memleket Hareketi'nin ortaya çıkması, partileşme sürecinin den sonra, partileşme süreci 18 Mayıs'ta tamamlandı. Parti olarak çalışmalarına başladı. Sebeplerinden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu demokratik kuralların, demokratik tüzüğün çalışmaması nedeniyle kimse kendisini özgürce parti içerisinde ifade edemediği için Memleket Partisi'ni tercih ettik. Muharrem Bey'le de uzun yıllardan beri bir dostluğumuz, ilişkilerimiz vardı. Ama önemli olan dostluktan öte siyasi inançlarımızın, ülkemizin geleceğiyle ilgili düşüncelerimizin uyuşmasından kaynaklanıyor. Ve siyasete aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte bu nedenle 2 yıl önce istifa etmiştim. Siyasete devam etmeyi de düşünmüyordum. Ama biz siyaseti kişisel beklentilerimiz üzerine değil, inançlarımız için siyaset yapıyoruz. O nedenle bu ülkeye borcumuzun olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeye karşı borcumuzun olduğunu düşünüyorum. Muharrem Bey de işte arayıp da işte Memleket Partisi'nde seninle çalışmak istiyorum. Aydın İl Başkanlığı görevini üstlenmeni istiyorum deyince, tabii sizinle çalışmak bir onurdur demenin ötesinde verilecek bir cevabımız olamazdı. O nedenle 67 yaşından sonra tekrar siyasete ve Memleket Partisi'nde devam ediyorum. Peki Sayın Yenipazarlı, Sayın Muharrem İnce'nin şöyle bir geriye doğru gidersek Cumhurbaşkanlığı adayı oldu CHP'den biliyorsunuz yani Millet İttifakı'ndan. Yani parti üzeri de bir o %30'larda gibi bir oy aldı. Evet. Daha sonra yani bir genel başkanlık yarışı başladı. Bu genel başkanlık yarışında Sayın Kılıçdaroğlu'yla aynı partinin içinde yıllarca hareket etmiş insanlar olarak bu sefer karşı yan yana değil karşı karşıya durmak zorunda kaldılar. Evet. Bu karşı karşıya durmadan dolayı da sizin de dediğiniz gibi işte istifalar oluştu. Yani Muharrem İnce tarafı ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafı oluştu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen
veya Muharrem İnce'ye destekleyen bir taraf oluştu. Böyle CHP sanki bir tam olarak bölündü demeyelim de böyle bir parça CHP'den uzaklaştı. Sonra evet. Sayın Muharrem İnce memleket hareketini başlatacağını duyurdu. Ve 19 Mayıs'ta da memleket hareketini başlattı. Şimdi yani parti kuruldu. Şu an böyle çok da biz fazlaca bir akım görmesek de nasıl diyeyim yani işte ben memleket hareketi yani işte belediye başkanları olsun, milletvekilleri olsun, çoğu CHP üyeleri olsun, CHP'liler olsun, vatandaş olsun. Şu an parti ne durumda? Üye sayılarınız ne durumda? Veya işte sizin bilginiz dahilinde memleket hareketine geçecek belediye başkanları var mı? Milletvekilleri var mı? Aydın'dan kimler var mesela memleket hareketinde? Bunları bir öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi öncelikle Muharrem Bey'in genel başkan adayı olduğu kurultay sürecine şöyle bir bakalım. Bu partinin kurultay delegeleri yaklaşık 1250-1300 arasında değişiyor. Muharrem Bey olağanüstü kurultaya götürmek için 630 imza topladı. Şimdi ben hangi partinin genel başkanı olursa olsun %50'ye yakın yani 20 oy 30 oyluk bir imza toplanmış. Ben olsaydım kardeşim buyurun o zaman yarışalım derdim. Hem kendi adıma genel başkanlığımı tazelemiş olurdum. Ya da kaybedeceksem de ya kardeşim tamam hak eden arkadaş varmış buyursun derdim. Ama üyelere, delegelere o kadar büyük baskılar yapıldı ki birçoğuna işte önümüzdeki dönem seni milletvekili yapacağız ya da önümüzdeki dönem seni belediye başkan adayı yapmayız gibi tehditlerle imzalar geri çektirildi. Ve bu dediklerini zaten yaptılar. Kurultaydan sonraki süreçte, seçim sürecinde imza veren belediye başkanları aday yapılmadı. İmza veren milletvekilleri, milletvekili adayı yapılmadı. Yani partide ön seçim yapılabilseydi bunlar olmayacaktı belki, yaşanmayacaktı. Ama ön seçim olmayıp da atama yapılınca imza verenlerin hepsi tasfiye edildi. Tabii Muharrem Bey'e sanki zorla partiden sen git kardeşim denildi. İstemeyerek de olsa partiden uzaklaşıldı. Yani benim gibi bir insan bile düşünebiliyor musunuz? 30 yıl emek verdiniz bir partiden istifa etmek zorunda kalıyorsunuz. Kolay mı? Yani kendimizden bir parça olmuş, hayatımızın bir parçası olmuş, ömrümüzü vermişiz. Demokrasiyi acaba biraz daha genişletebilir miyiz? Bu mücadeleyi rahatlatabilir miyiz diye. Ama birdenbire kendinizi kapı önünde buluyorsunuz. Tabii ki kolay değil. Benim için de kolay değil. Muharrem İnce için de kolay olmadığını düşünüyorum. Tabii ki. Peki, Sayın Başkan, bir anda kendimizi kapı önünde bulduk dediniz. Yani bu istifalar, siz istifaya mı zorlandınız yoksa bir mobbing mi uygulandı? Yani şimdi şu CHP'ye baktığımızda yani güç, yani üye sayısı olarak ve şey olarak tabii ki fazlaca güçlü. Siz mi gördünüz sadece CHP'deki bu bir takım yanlışlıkları diyelim sizin anlattığınız dilde? Yani şu an CHP içinde hala bu şey baskıyı diyelim artık neyse gören kişiler var mı ve bu tarafa bir geçiş olacak mı? Sayın Muharrem İnce mesela bu partiye, bu harekete başlattığında demişti ki %30'la gittim, %51'le döneceğim demişti. Böyle bir cümlesi vardı. Evet. Şimdi biz şey diyoruz, küskünler diyoruz. Mesela işte CHP içinden uzaklaştırılan veya istifa eden küskünler, bir küskünler grubu var. Yani bu grubu mu toparlamak için Memleket Partisi kuruldu? Evet. Yoksa kapılarınız herkese, her partiye küsen veya her partiden ayrılmış olan herkese açık mı? Hayır, yani sadece küskünlerden oluşan bir parti asla olmayacak. Yani benim kişisel beklentim bile öyle. Genel başkanımızın da beklentisi. Biz dargınlardan, küskünlerden oluşan bir parti oluşturmuyoruz. Bizim zaten tüzüğümüz de şu anda yayınlandı. Sınırlı sayıda ama herkes yakın zamanda tüzüğümüze ulaşacak. Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin bile tüzüklerinden daha demokratik olduğunu tüzüğü okuyan arkadaşlarımız görecekler. Asıl olan zaten partinin iç işleyiş mekanizması bu tüzükte ifade ediliyor. Demokratik bir tüzük. O nedenle bu tüzüğü partimizin dışında yarın hep beraber göreceğiz. Büyük oranda İYİ Parti'den, diğer
sol partilerden birçok partiden büyük katılımlar olacak bu partiye. Sağ partilerden olacak mı katılım? Evet, sağ partilerden olacak. Ben AKP seçmeninin bile büyük kısmının Memleket Hareketi'ne katılacağını düşünüyorum. Hele son bir haftada gelişen Sedat Peker'in yayınlarından sonra insanlar artık şapkasını önüne koyup düşünmeye başladılar. Biz nerede yanlış yaptık noktasında. Çünkü Sedat Peker'in söylediklerine bakarsanız da daha 90'lı yılların tablosuna geri dönmüş gibi bir halimiz var. Şimdi parti geçen gün bir televizyonda açık oturumda Hakan Bayrakçı yaptığımız anket çalışmalarında Muharrem İnce'nin şu anda bile %15 görünmesi beni bile şaşırtıyor dedi. Hiç kimse şaşırtmasın. Çünkü biz %15'lerden çok daha büyük, yüksek oranlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Genel başkanımızın dediği gibi hedefimiz zaten %50+1. Ve biz bu ilk seçimde birinci parti çıkacağımıza inanıyoruz. Bir kere zaten siyasette hedefiniz varsa bu hedefinize göre mücadele ederseniz, hedefe ulaşmak için çaba gösterirsiniz. Hedefiniz yoksa siyaset yapmanıza da gerek yok zaten. O nedenle genel başkanımızın hedeflerine inanıyorum. Benim de böyle bir hedefim var Aydın'da. Aydın'da biz birinci parti çıkacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü sadece yönetim kurulunu onu söylediniz, sordunuz. Yönetim kurulu üyelerinin bile şu anda Cuma gününe kadar anca tamamlamak zorundayız. Ondan sonra ilçe başkanlarına belirleyeceğiz. Haziran ayı içerisinde üye kayıtlarına başlayacağız. Yani şu anda mesela kimler var partinin içerisinde Aydın'da, işte CHP'den ayrılmış veya diğer partilerden ayrılmış tanıdığımız simalar, isimler var mı? Sizin tanıdıklarınızı pek var diye düşünmüyorum. Sadece kadın arkadaşlarımız var. Bundan önceki il yönetiminde çalışmış kadın arkadaşlarımız var. Onun dışındakileri yeni arkadaşlar. Yani nasıl tarif edeyim? Rauf, şimdi soyadlarını da hatırlamakta sıkıntı çekiyorum. Yani bir jeoloji mühendisi arkadaşımız var, bir harita mühendisi arkadaşımız var. İşte dün bir tıp doktoru arkadaşımızla görüştük. Yine bir esnaf arkadaşımızla görüştük. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte oy vermiş ama siyaseten hiçbir partiye üye olmamış, toplumsal karşılığı olan insanlarla yola çıkıyoruz. Siyasiler tabii, var mı? Efendim? Aklında siyaset yapmış kişiler var mı? Siyaset yapmış kişiler işte 4-5 tane geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi yönetimlerinde bulunmuş, DSP'de çalışmış. Mesela İncirlova ilçe başkanımız geçmişte DSP'de çalışmış bir arkadaşımız. Bozdağ'ın ilçe başkanımız siyasete çok fazla bulaşmamış. İşte CHP'de biraz mücadele etmiş ama o günün yöneticileriyle kavga ettiği için geri çekilmiş. Aydın merkezde gene CHP ilçe yönetimlerinde geçmişte çalışmış. Harita mühendisi Ahmet Mahir Can var. Belki onu bilirsiniz eski siyasetçilerden çünkü. İyi arkadaşlarımız var. Nazil'den işte ben ilçe başkanlığı yaptım. Yine Nazil'den yönetime girecek arkadaşlar. Geçmişte ilçe yönetimden de çalışmış arkadaşlarımız var. Şöyle isimlerin şu anda listeler verilince kadar yıpratılmasını, haklarında dedikodu yapılmasını istemediğimiz için Cuma gününe kadar bekleyeceğiz. Cuma günü paylaşacağız. Barkan Kalınomuz da var zannederim, değil mi? Eski CHP il başkanı olarak. Barkan Kalınomuz tabii bir partimizin, Memleket Hareketi'nin gönüllüsü. Kendisiyle de görüştük. Sanıyorum kendisi de uygun görürse partimize üye olacaktır. Üye olarak da çalışmalarını götürecektir. Öyle düşünüyorum. Peki Sayın Yeni Pazarlı, bir soru sormak istiyorum ama bilmiyorum cevap alabilir miyim? Yani ben cevap alamayacağımı biliyorum ama yine de sormak istiyorum. Peki ilçe belediye başkanlarından bu partiye katılmak isteyen, belediye hala mevcutta belediye başkanlığı yapan isimler var mı? Şu an için hiçbir belediye başkanımıza teklif götürmedim. Yani böyle partimize buyurun gelin birlikte siyaset yapalım diye götürmedim. Çünkü siyasette karmaşaya gerek yok. Öncelikle
inanması lazım. Memleket Partisi'ne inanması lazım. Memleket Partisi'nin ideolojisine, düşüncelerine, davranışlarına, onlara inanması lazım. Kendilerinden de böyle bir talep gelmesi lazım. Onların böyle bir anlayış içerisinde olduğunu anlarsam tabii ki partimizi davet etmekten, onları davet etmekten onur duyarım, gurur duyarım. Yani birlikte çalışmaktan zevk alırım onlarla. Anladım. Peki şöyle bir soru sorayım ben size o zaman. Seçmen önümüzdeki seçimlerde seçmen neden Memleket Partisi'ne oy versin? Şimdi şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı son 2 yıldan beri demokratik, laik, Türkiye Cumhuriyeti cümlesini bile kullanmıyor. Bizim öncelikle beklentimiz, hedefimiz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin, devrimlerin, ilkelerin sahibi ve takipçisi olmak. Ama ne yazık ki yani 30 yıl hizmet ettiğimiz partide son yıllarda bu anlayışı görmüyoruz. Şimdi %1,5'luk Saadet Partisi'ni, Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, İyi Parti'yi dostlarım diye onlarla birlikte siyaset oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sağdan milletvekilleri, sağdan kadrolar tahsis ederek, onlara milletvekilliği vererek, rozet takarak, İslam Cihangir gibi bir adamı getiriyorsunuz, rozet takıyorsunuz. Mehmet Bekaroğlu gibi Atatürk'e kefere diyen bir adamı getirip milletvekili yapıyorsunuz, genel başkan danışmanı yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi bu insanların katkılarıyla büyümez. Bu insanların katkılarıyla Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti koruyamayız. Farklı mı davranılacak yani? Şimdi Abdullah Gül'ü bile Cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalıştı Kılıçdaroğlu. Şimdi Abdullah Gül'le Allah aşkına Tayyip Erdoğan'ın arasında ne fark vardı? Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği, başbakanken gönderdiği hangi yasayı Abdullah Gül reddetti demokrasi adına, cumhuriyet adına? Şimdi böyle bir şeyden sonra, gelişmeden sonra, partinin geldiği noktadan sonra tabii ki biz 1919'da Atatürk İstanbul'dan çıkmış, Samsun'a gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için. Biz de aynı şekilde Samsun'dan genel başkanımız yürüyüşüne başladı. Bu memleketi, bu partiyi asli sahiplerine teslim etmek için. Cumhuriyeti, demokrasiyi, bağımsızlığı, laikliği savunan, arkasında duran, bunlara sahip çıkan kadrolarla. Yani biz bütün bunlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmanı değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi bizim rakibimiz değil. Şimdi onu soracaktım Sayın Yenipazarlı. Yani binlerce üyesi olan bir partinin içinde birkaç kişinin işte biraz önce bir cümle kullandınız. Mehmet Bekar'ın Atatürk'e yani kullandığı bir kelime, ben kullanmak istemiyorum onu. Yani bu birkaç kişinin yani bir takım olumsuzluklarıyla koskoca bir partinin yani nasıl anlatılır, tüzüğüne uymadığı veya Atatürk ilkelerine uymadığı diye kesin bir dil konuşulabilir mi? Evet. Yani halen daha o konuda iddia ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Altok ilkelerini savunamaz durumda. Yani Altok'ta kayıtlı olan bütün maddeleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şu anda savunamaz. Zaten yönetimdekilerin, Merkez Yürütme Kurulu, parti meclisi üyelerinin büyük çoğunluğu Sorosçular, işte 10 Aralıkçı diye tarif ettiğiniz bu Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmalıdır, vakıf haline dönüştürülmelidir diyenler şu anda partinin yönetiminde. O nedenle partinin tabanı, üyesi yani 3-3,5 milyon üye tabii ki bizim düşmanımız değil, hasmımız değil, rakibimiz değil. Onlar Yenipazarlı, hemen burada bir girmek istiyorum konuya, özür dilerim. O zaman neden itiraz etmediniz? Yani Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından sonra bir yani oy potansiyeline bakarak yani o dönemlerde neden bazı şeylere itiraz edip ayrılmadınız partiden? Bakın, itirazımızı yaptık. Benim mesela partiden istifa etmemin sebebi beni disipline verdiler. Partide atmak için. Çok da basit bir nedenle. Şimdi söylerim, benim bir ideolojik inancım var. Bu inançlarım için partide siyaset yapıyorum.
Beni partiden atarken, atmayı talep ederken benim partinin ideolojisine, politikasına karşı geldiğim ya da bu politikaya, bu siyasi düşüncelerine ihanet ettiğim sebeplerle beni atmaya çalışmanız lazım. Ama beni niye üstüne veriyorsunuz? İl başkanı hakkında işte belediye başkanının koltuk değneklerini yapıyor dediğim diye. Yani bu sebeple bir insan partiden atılabilir mi? Yani burada insanlar birbirlerine o kadar çok ağır hakaretler ediyor ki, ama bunlar partiden atılma gerekçesi olmuyor. Ama biz düşüncelerimiz ve davranışlarımız şu anki mevcut yönetim kadrosuyla aynı olmadığı için işte sudan sebeplerle partiden istifa ettirilmenin şeyini eşiğine getirdik. İhraç edilmemek için partiden istifa ettim ben. Peki bu durumda yani seçmenin size güveni nasıl olur? Şimdi yarın da mesela Memleket Hareketi'nde bir sıkıntı yaşansa, hadi buradan da istifa edip gidiyorum diye bir düşünce oluşur mu? Hayır. Çünkü dediğimiz gibi partilerin bir programları, bir de tüzükleri var. Yani programında yazılı olan düşünce ve davranışlara sonsuz saygımız var. Onlara riayet ediyoruz. O Atatürk'ün ilkeleri, inkılapları, devrimleri arkasında duruyoruz. Ve parti bunu yapacağım dedi diye yola çıktı. Eğer ki bu parti programını değiştirir, tüzüğünü değiştirirse tabii ki bizim orada olma şansımız olmaz. Yani biz inançlarımıza uygun o zaman yeni siyasi yapılanmanın yanına gideriz ya da kendimizi artık emekli ederiz yani. Peki Sayın Yeni Pazarlı, önümüzdeki seçimde biz Memleket Partisi'ni nerede göreceğiz? Hedef nedir? Hedefiniz nedir? İktidar olacağız. Memleket Partisi birinci parti olacaktır. İktidar olacağız. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'yi de %50+1'den Cumhurbaşkanı yapacağız. Hedef bu diyorsunuz. Hedefimiz bu yani. Hedefimiz bu. Yani biz şeylerle karıştırmayalım. Yani %1,5'luk Deva Partisi'yle, Gelecek Partisi'yle, Saadet Partisi'yle karıştırmayalım. Yani birisi AKP'nin içinde başbakanlık yapmış. Diğer genel başkan AKP'nin yıllarca dışişleri bakanlığına yapmış bir eski AKP'liler. İşte geçen günde Ali Babacan, ben Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sürecinin, belirlenme sürecinin tam göbeğindeydim diyerek kendini bitirmiş oldu yani şeyden. Biz onlarla mukayese edilecek bir yapıda değiliz yani. Bizim mesela onu soracağım. Aynı değil mi? Parti içinden bir parti doğuyor. İşte AK Parti'de görev yapmış bazı isimler, değişik isim partiler kurdu. İşte Gelecek Partisi, Deva Partisi. Mesela CHP içinde de işte Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, Mustafa Sarıgül'ün kurduğu bir parti var. İsmini şu an hatırlayamadım. Yani böyle parti içinden partiler çıkıp yeniden parti kuruyorlar ve mesela şöyle düşünüyorum ben. Merkez sağ ve merkez sol. Şimdi evet. Memleket Hareketi bu merkez sağ ve merkez solun neresinde? Merkez sağ solda mı yoksa ortada mı yoksa hepsini kapsayan bir durumda mı? Bir kere Memleket Hareketi... Sayın Yeni Pazarlı, tecrübelerinize dayanarak da Türkiye Cumhuriyeti'nde sol parti kaldı mı? Sol kaldı mı? Sol inançları bir kere ortadan kaldıramazsınız. Çünkü sol mücadele emek sermaye çelişkisinde, yani emekten yana olanlar sol mücadelenin, sol kesiminin içerisinde, sermayeden yana olanlar da sağda. Tabii ki Memleket Partisi bu ikilemin keskin bir bıçak gibi sağında ya da solunda değil. Memleket Partisi merkez solda bir parti. Kendisini de öyle tanımlıyor. Ama bunu söylerken de biz Cumhur İttifakı'nın yanından geçme şansımız yoktur. Cumhur İttifakı'nı Memleket Partisi olarak gündemimize alıp tartışmayız bile. Bizim yerimiz her şeye rağmen Millet İttifakı'dır. Biz Millet İttifakı'nda yer alacağız. Yani mücadelemizi buna göre şekillendireceğiz. Millet İttifakı'nda yer alacağız diyorsunuz. Millet İttifakı'nda yer alacağız. Peki Millet İttifakı böyle bir şey düşünür mü?
Onların bileceği iş. Yani biz telfimizi şey yapıyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, yarın milletvekili seçimlerinde de, yani bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi kendi bağrından çıkanlara kucağını açmayıp da İyi Parti'ye, memleket şeye, Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne kucak açacaksa, tabii bu süreci de bizim o zaman yeni baştan değerlendirmemiz gerekir. Şimdi ben yeni kurulan partilere hep şunu sormuşumdur. Bir üçüncü ittifak oluşabilir mi Türkiye'de? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın haricinde yeni kurulan partiler, buna siz de dahil olmak üzere, bir üçüncü ittifak olabilir mi? Bana göre biraz zor. Yani neden zor? Çünkü %51 ile Cumhurbaşkanlığı seçimini alacaksınız. Üç ayrı cephe olduğunda, üç ayrı ittifak olduğunda %51'i kimsenin bulma şansı olmayacağı için sıkıntılı bir süreç olur. Çoğunluk sağlanmaz. Ha, şu olsaydı, %51'i bulamazsanız en çok oy alan Cumhurbaşkanı olur noktasında olsaydı, o zaman üçüncü ittifak oluşabilirdi. Oluşabilirdi diyorsunuz. Evet. Peki Sayın Muharrem İnce, yani biz böyle hırslı, her zaman yani CHP'nin içinde görev yaparken gördüğümüz ve hala da, ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde biraz akıllarda soru işareti bıraktı Sayın Muharrem İnce. Yani o gün insanlar, biliyorsunuz, bir seçim yapıldı. İşte Muharrem İnce'nin mitinglerinde, yani geriye dönüp izlediğimizde. Fakat seçim sonrası çıkıp, önce çıkmayıp daha sonra çıkıp, yani tabiri caizse adam kazandı cümlesiyle biraz Muharrem İnce üzerinde nasıl diyeyim, güvensizlik portföyü oluşturuldu. Oluştu ki insanlarda. Bunu toparlamak kolay oldu mu, olacak mı? Şimdi Sayın Genel Başkanımız bu konuda şu ana kadar konuşmamayı tercih etti. Cumhuriyet Halk Partisi bu işten zarar görmesin diye. Ama aslında o gün gecenin asli muhatapları Sayın Muharrem İnce'nin yanı başında duran Engin Altay, yanı başındaki Tuncay Özkan, yanı başındaki Bülent Tezcan. Bu sorulara aslında onların cevap vermesi lazım. Bülent Tezcan o gün gece, biliyorsunuz, ikinci seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı dedi. Evet, ikinci tura kaldı dedi. İkinci tura kaldı. Aynı şeyi Muharrem İnce deseydi ne olurdu? Ya da Muharrem İnce'ye kalk açıkla dediler tabloyu. Muharrem İnce elinde yasal seçim sonuçları olmadan konuşmaya zorlandı. O da bunlar kesin sonuçlar değil, yasal sonuçlar değil. Ben o nedenle kalkıp bu konuda cevap veremem. Ama onun yerine madem ki ellerinde kesin sonuç vardı, Bülent Tezcan'dan Tuncay Özkan, Engin Altay o cevapları verebilirlerdi. Onlar susarak, yani bu üç milletvekili susarak aslında Muharrem İnce hakkında bir şehir efsanesi yarattılar. İşte yok sarhoş oldu, yok yattı, yok içti, bilmem ne oldu bilmesinler. Abuk sabuk şeyler söylediler. Aslında içtiyse de içtiğini Engin Altay, Bülent Tezcan söylesin. Sarhoş olduysa Bülent Tezcan, Engin Altay, Tuncay Özkan söylesin. Ama bunlar ağızlarını açıp bir takımla laf etmiyorlar. Ama susarak da sanki suçlu Sayın Muharrem İnce'miş gibi şey yapıyor, muamele ediyorlar. Şimdi o adam kazandı cümlesi. Eğer oturacağız doğru konuşacağız. Bu seçim süreçlerini ben de yaşadım. Ben de belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ondan fazla seçime katıldım. Bu seçimlerin içerisinde kaybettiklerim de oldu, kazandıklarım da oldu. Biz etten kemikten yapılmış insanlarız. Bizim de duygularımız var. Üzüldüğümüz zamanlar var, sevindiğimiz zamanlar var. Üzüldüğümüz zamanlarda nasıl davranacağımızı, ne yapacağımızı kontrol edemiyoruz. Bir keresinde benim belediye başkan adaylığım Merkez Yürütme Kurulu'nun onayından çıktı. Sen belediye başkanısın diye haber geldi. O günkü Sayın Genel Sekreterimiz Önder Sav, Cavit'ciğim hayırlı olsun, belediye başkanısın. 15 gün ben Nazilli belediye başkanı olarak dolaştım. 15 gün sonra sen aday değilsin dediler. Siz benim, kendinize benim yerime koyun. Akşam eve gittiğinizde
çocuklarınız, eşiniz size nasıl karşılardı? Siz nasıl bir cevap verirdiniz? Çocuklarım bana bir sürü şey sorsaydı, nasıl cevap verdiniz? İşte Muharrem İnce'nin de duygu yüküyle o gün sürekli yaşadığı... Manevi bir yıkım. Evet, evet. Onu keşke yazmasaydı ama yazmış. Yazdı. Yani bunu da böyle kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Yenipazarlı, yani memleket hareketi başladığından bu yana çok spekülasyon dolaşıyor, hala daha dolaşıyor ortada. İşte Memleket Hareket Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na destekli olduğu, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kurulduğu, tabii kulislerde iddia edilenler bunlar. İşte ilerleyen zamanlarda siz dediniz Millet İttifakı'nda yer alacağız. İlerleyen zamanlarda Cumhur İttifakı'nda yer alacağı bütün bu küskünleri toplayıp ayrı bir oluşum oluşturup Cumhurbaşkanı'nın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulmuş bir parti olarak kulislerde iddia edildi, yazıldı, çizildi ve hala yazılıp çiziliyor. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? İnsaf demek lazım. İnsaf demek lazım. Yani benim gibi bir adamın, düşünün, yarım asırdan beri siyaset yapıyorum. Yarım asırdan beri solculuk yapıyorum. Siyasi mücadelenin içerisinde. Benim şimdi burada anlatamayacağım sebepler de var aslında. Böyle bir oluşumun içerisinde benim olmam zaten mümkün değil. Ama benim kadar, kendim kadar güvendiğim Muharrem İnce'nin de ya Allah aşkına sarayda ne işimiz var? Tayyip Erdoğan'la ne işimiz olur? Hangi inancımız ortak? Hangi düşüncelerimiz ortak? Bu park, yani şu anda memleket 1919'a kadar gerilemiş. Yani dün son 7 konuşmasını izledim Sedat Peker'in. Yani orada anlatılanlardan sonra Susurluk'taki yaşananlardan daha kötü bir şey. Daha dün... Sedat Peker'in konuşmaları bizler için iddiadan öteye gitmez, gazeteciler için. Tabii inandırıcılık derecesi yani bunu çok ayrı bir konu. Evet, ülke gündemini meşgul ediyor mu? Meşgul ediyor, çok fazla meşgul ediyor. İnsanların aklında soru işaretleri kalıyor. Yani insanlar birbirine soruyor. Yani işte siyasetçiler şaşkın, vatandaş şaşkın, AK Parti'ye oy vermiş insanlar şaşkın. Tabii ki akıllarında soru işareti kalıyor. Ama Sedat Peker'in dediğim gibi bizim nezdimizde konuştuğu her şey iddiadan öteye gitmeyen şeylerdir. Bu da tamamen devlet içinde kendileriyle olan bir ne diyelim, kendilerini tutacağı bir durumdur. Biz vatandaş olarak hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz tabii ki bu konuya. Şimdi oradan gelecek olursak, siz dediniz ki biz önümüzdeki seçimde amacımız işte 50+1 ile Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olması ve biz iktidar olmak istiyoruz. Bu konudaki o günde inşallah bir program yaparız sizinle. Yani o güne kadar yaparız yine programlar da. Yani bu parti kurulurken bunun bir ön araştırılması yapıldı mı? İncelemesi, mesela işte fizibiliteleri hazırlandı mı? Biz böyle bir parti kursak, şuradan Aydın'dan şu kadar oy, İzmir'den şu kadar oy, işte Diyarbakır'dan şu kadar oy, Türkiye'nin her yerinden şu kadar oy alsak, şu kadar üye alsak biz iktidar oluruz. Böyle bir araştırma yapıldı mı? Tabii ki genel başkanımız bunu ifade ediyor zaten. Ben dedi bugün itibariyle %14-%15'ten aşağı bir oyu kabul etmiyorum. Memleket Partisi olarak. %15'ten aşağı oyu kabul etmiyorum. Ama %15 bize yeter mi? Asla. Yani hem iktidar olmak istiyorsunuz hem cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. %15'te yeter dememiz zaten bizim mümkün değil. Ama tabii ki başlangıç için yeterli. Yani %15 müthiş bir rakam, müthiş bir tablo demektir. Bu insanlarla yola çıktığınızda o zaman %51'i bulma şansınız daha yüksek. İktidar olma şansınız daha yüksek. %15'le başlıyorsanız. O nedenle tespitlerimiz, genel başkanımız bu tespitleri yaptı. Dün de biliyorsunuz bir basın toplantısı yaptı genel başkanımız. Orada da bu AKP iktidarının bu iddialara cevap vermesini, hatta savcıların artık nasıl geçmişte en ufak olaylarda Cumhuriyet savcıları harekete geçerdi, soruşturmalar açarlardı. Bu konuları araştırırlardı. Ama şu anda öyle bir baskı ve korku içerisindeki Cumhuriyet savcıları, bu kadar anlatılanlardan sonra
acaba doğru mudur bu anlatılanlar deyip daha bir tane soruşturma açmış değiller. Sadece dün yanılmıyorsam İzmir Barosu avukatları suç duyurusunda bulundu dün itibariyle. Peki Sayın Yenipazarlı, ben hemen aklıma siz konuşurken şu gelmişti. İşte biliyorsunuz İyi Parti kurulduğunda Sayın Kılıçdaroğlu 20 tane milletvekilini vermişti. Evet. Yani böyle bir meclise girmek için. Memleket Partisi için de böyle bir şey olabilir mi? Vallahi evet. Yani o konuyu ben de açmak istedim. Ben parti olarak söylemedim. Şu partiden veya bu partiden gelebilir mi diye hiç sormadım. Yani böyle parti milletvekili alıp vererek işte meclisteki çoğunluk sağlanarak böyle bir şey olabilir mi? Tabii oy çoğunluğuyla sizin dediğiniz, iddia ettiğiniz şekilde iktidara gelme durumunuz söz konusu olursa. Şimdi bakın geçmişte evet İyi Parti'ye 15 tane milletvekili, 20 tane milletvekili verildi. Parlamentoda söz hakkı olsun diye. İşte bir dönemde İyi Parti'ye seçimlerde oy verildi barajı geçsin diye. Daha önceki bir seçimde de MHP'ye oy verildi barajı geçsin diye. Ha, biz başka partilerin iyi niyetlerine güvenerek, onların bize verecekleri desteklere güvenerek yola çıkmış bir siyasi hareket değiliz. Yani bize yok milletvekili versinler, yok oy versinler gibi böyle bir beklenti içerisinde asla olmayız. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Kendi gücümüzün bunun yeterli olduğuna inanıyoruz. İnancımız olmasaydı zaten bu kadar iddiayla yola çıkmazdık. Siyaset bir iddia işidir. Bizim böyle bir iddiamız var. İktidar olacağımıza inanıyorum. Sayın Muharrem İnce'yi de Cumhurbaşkanı seçeceğimize inanıyorum. Ve hiçbir diğer partilerin hiçbirinden hiçbir şekilde bir beklentimiz yok. Onların kendi demokratik anlayışlarına bağlı. Onları bırakıyorum. Anladım Sayın Başkanım. Peki süremizin de şöyle bakıyorum sonuna doğru geldik. Memleket Partisi Aydın İl Başkanı olarak Aydın halkına nasıl seslenmek istersiniz? Bize inanın. Bizi inansınlar, bizi güvensinler. Biz memleket hareketi olarak belki aradıkları dürüstlüğü, aradıkları açık yürekliliği, şeffaflığı memleket partisinde göreceklerdir. Partimizi ziyaret etsinler, bizim görüşlerimizi alsınlar, programımızı ve tüzüğümüzü okusunlar. Her şey şeffaftır. Bizim kadınlar konusunda bile cinsiyet ayrımcılığına asla tahammülümüz yoktur. Kadın kotası diye bir şeyimiz yok. Tam tersine fermuar sistemi dediğimiz bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek şekilde yönetimlerimiz tespit edilecektir. Seçimlerde buna dikkat edilecektir. Elimizden geldiğince kadın arkadaşlarımızı siyasi mücadelenin ön saflarında görmek istiyoruz. O nedenle partimize hepsini bekliyoruz. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız diyorum. Peki Sayın Cavit Yenipazarlı, ben programa katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum ve bu arada da yolunuz açık olsun ve başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Ege TV izleyicileri, bir Deniz Yeli programımızın sonuna geldik. Sevgiyle kalın diyorum. Sağlıkla kalın diyorum ve hoşça kalın diyorum efendim. İyi günler diliyorum.